Yıllardır sokakta, bir mağazada, bir pastanede kısaca karşılaştığımız ama içimiz acıyarak pek de ilgi göstermediğimiz engelli bireylerin toplumsal yaşamda hak ettikleri insanca muamele görmelerinden hareketle projemizin ana başlıklarında oluşturan yaşam becerilerini geliştirme, toplumsal entegrasyona katkı sağlamak ile ekonomik hayata katılmaları konularında karşılaştıkları zorluklara bir çözüm bulma arayışı bende böyle bir çalışma yapma düşüncesini oluşturdu. Ekonomik hayata katılmaları bu çocuklar için çok anlamlı ve çok önemli. Çünkü zihin engelli oldukları için hiçbir zaman tercih edilen engelli grubu olmuyorlar. Ve şu anda istihdam oranına da baktığınızda en az istihdam edilen engelli grubu zihin engelliler. Bu proje sayesinde tam donanımlı seramik atölyesi, el sanatları atölyesi, veli eğitim odaları düzenlenmiştir. Yaşamlarını kolaylaştırabilmek için el kaslarını kullanmaları gerekiyor, vücut kaslarını kullanmaları gerekiyor. Bu atölyeler bunlar için kuruldu. Müzikten çok hoşlanıyorlar. En büyük zevk aldıkları derslerden birisi müzik. Çünkü müzikte kendilerini özgür hissediyorlar, özgürce hareket ediyorlar ve ritim çok hoşlarına gidiyor. Veliler için engelli, zihin engelli bir çocuğunun olması toplum tarafından hep istenmeyen oldukları için hep evlerde kapalı kalmışlar. Örneğin İstanbul'a götürdüğüm bir velim gelip ağlayarak teşekkür etti. Ben hayatımda hiç otelde kalmamıştım dedi ve ilk defa oğlumla dışarıya çıktım, başka bir şehre gittim ve otelde kaldım dedi. Yani çocuklar bu arada proje için İstanbul'a da gittiğimizde de Bursa'ya da gittiğimizde ağlayarak geri dönmek istemediler. Ve çok mutlu oldular. Bir de insanlar onlara gerçekten değer verdi oralarda. Zihin engelli olmalarına rağmen değer gördüklerini biliyorlar ve anlıyorlar. Ve çok sevgi dolular, yani sevgi kelebeği gibi hepsi. Her insana yakışır bir iş olduğunu düşünüyorum. Zihin engelli bireylere de yakışır işler yaptırılması gerektiğini düşünüyorum.